Evet hocam, ülkemizde büyük bir deprem yaşandı. Siz de depremzedelere destek olmak amacıyla üniversitenizde bulunan atölyenizde giyim yapıyorsunuz, giyim dikiyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Burada ne çalışmalar var? Öncelikle Batman Üniversitesi olarak bütün ülkemize, herkese, toplum olarak tek yürek olduk. Bunun bir parçası olmaktan dolayı onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Depremin ilk gününden itibaren bir yaraya merhem olmak, bir evladımıza elimizi uzatabilmek için çok çalıştık. Bunun çeşitli aşamaları vardı. Sıvı sabun hijyen üretiminden tutun da iş makinelerimizi enkaz kaldırmada, çadırlarımızı barınmada, kampüsümüzü açtık beslenmede, bütün depremzedelerin hizmetlerini sunduk. Bundan dolayı onur duyuyoruz. Şu anda da an itibariyle önümüzü görerek hareket ediyoruz. Depremzedelerimizin, vatandaşlarımızın, evlatlarımızın, ciğerparelerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için hepimiz kullanıyoruz. Kadın giyim, iç giyim, erkek iç giyim, çocuk sivil tişört ve bayanlar için tunik dikiminde Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun giyim atölyelerinde hocalarımızın, öğretim görevlilerimizin, öğretim üyelerimizin koordinesinde gönüllülerimiz ile birlikte mezun öğrencilerimiz, an itibariyle eğitimde devam eden öğrencilerimiz ve tekstil sektöründe çalışan gönüllülerimizle, neferlerimizle burada üniversitemizin imkanlarıyla bağış yapılan kumaşlarla geniş bir yelpazede sadece kumaşlarla değil, mesela My Textiliko, Rihan Dikimevi, Doğan Stil, Avrupa Tekstil, Berat Muda ve teknik ekip olarak da Ufuk Bilgisayar gibi Batman şehrindeki birbirinden kıymetli, birbirinden özverili firmaların destekleriyle ismini sayamadığım var ise şu anda diğer hocalarımız, hani Grup Kaya, Şivan Tekstil, bizim hocalarımızın destekleriyle bu çalışmaları sürdürüyor olmanın onurunu yaşıyoruz. Bir gün değil bu destek, sürekli devam edecek olan bu destek. Ben hocalarımıza öncelikle büyük özveriyle çalıştılar. Her birinin kendi yası var, her birinin kendi hastası var, her birimizin kendi vefatlarımız var. Ancak biz birlikte Türkiye'yiz, tek yürek olduk. El birliğiyle bu yaralarımızı beraber saracağız. Batman Üniversitesi olarak Batman şehrinin ilimizin çalışmalarıyla depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza, insanlarımıza olan bir katkısını yapıyor olmanın Batman Üniversitesi olarak mutluluğunu yaşıyoruz. Benzer çalışmalarımız diğer alanlarda da devam edecektir. Hocam, bu giyim ürünleri Batman'a gelen depremzedelere mi ulaştırılacak yoksa deprem bölgelerine mi gidecek? Her ikisini de yapacağız. AFAD marifetiyle Batman ilinde şu anda iskana davet edilen depremzedelerimize ulaştırılacak AFAD marifetiyle. Keza yine bizim YÖK olarak sadece Batman Üniversitesi değil, Türkiye'deki bütün üniversitelerimiz YÖK Başkanımızın koordinesinde tek yürek bir koordine ile birbirlerimizle irtibat halindeyiz. İhtiyacı olan bizatihi depremden etkilenen yerlere yine AFAD marifetiyle ya da bizim rektörlükler koordinesinde yürütmüş olduğumuz çalışmalar sebebiyle marifetiyle ulaştırılacaktır. Bu üretim ne zamana kadar sürecek? Günlük üretim sayımız belli mi? Vatandaşlardan destek bekliyor musunuz? Vatandaşlardan özellikle kumaş desteği bekliyoruz. Keza şöyle bir örnek vereyim. Kumaş desteği oldu. Kumaş bağışından sonra bunların her birinin teker teker kesilmesi gündemde idi ki bu uzun zaman alacaktı. Biraz önce bahsettiğim şehrimizdeki firmaların bir kısmı bize destek oldular, sağ olsunlar. Toplu kesim yapıldı. O toplu kesim yapıldıktan sonra geldi burada. Şu anda da gördüğünüz gibi birbirinden kıymetli gönüllülük esasıyla herhangi bir ücret ve talep etmeden evlatlarımız, ciğerparelerimiz, hemşerilerimiz burada bunları yürütüyorlar. Kumaş buldukça, biz desteklendikçe bu çalışmaları sonuna kadar devam ettirme arzusundayız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Şeklinde takımlar yaptık. Aynı zamanda bunların iç giyimleri de olacak. Yani takım şeklinde vermeyi düşünüyoruz inşallah. Yani kadın ve erkek iç giyimin dış sonuna evet, işte bağış kumaşlarımız daha bittikçe işte bir şekilde fikir üretmeye çalışıyoruz. Sadece bayanlar çocuk olmazsa onlar da çok mağdur. Erkek
Yani her türlü çocuk, kadın, erkek fark etmek istiyor. Müşteri geniş hakkı. Hatta bir kumar devamı gelirse inşallah. İnşallah geldi. Geldi. Uçta devam edeceğiz. İyi ama tabii bize bir eksik.